Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün şöyle bir yuva gezisi yapacağız. En son tek takımımızda yumurta vardı. Dün akşam baktığımda buradaki gri dişimiz de yumurtlamıştı arkadaşlar. Ve şu an benim bildiğim burada bir yumurta var. Bu dişimizin 3. yumurtayı yaptı dün akşam ve ilk yumurtası şu an dolu. Yumurtayı doldurmuşlar, yani ben doldurmalarından birazcık şüpheliydim. Çünkü erkeği eşleşirken görmedim arkadaşlar. Ama eşleşmişler, yumurta şu an dolu. Dediğim gibi ilk yumurtamız gayet güzel. Tek sıkıntımız var. Bu hafta 3-4 gün kadar hava ısıları bayağı bir yükseldi arkadaşlar. 3-4 gün ciddi bir sıcaklık yaşayacağız tekrardan. Ondan sonra hava eski haline dönecek. Hani ısılar düşecek. Sadece bu 3-4 gün içerisinde yumurtalara bir şey olmazsa inşallah olacağını çok düşünmüyorum. İçeriği zaten sabit tutmaya çalışıyoruz. 30 derece falan geçirmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dışarısı 37-38 dereceleri gördü son 2 gündür ve 3 gün daha bu şekilde devam edecek. Dilerseniz şöyle hemen şu sağ en üstten başlayalım arkadaşlar. 3 yumurtamız var, tekrardan söylüyorum. Bir tanesi dolu. Ama dişimiz rahatsız olup da kalkmıyor bile. Burada babayla yavru yem yiyorlar arkadaşlar. Dalları verdim bunlara, dalları kırıyorlar. Artık yavaş yavaş ayrı kafese ayırmaya başlayacağız bunu da. Çünkü babası dövmeye başlar arkadaşlar. Yuvada iki yavrumuz var. Bunlar dışarıda şu an bir yavrusuyla beraber yem yiyorlar. Dalları verdim, tekrardan söylüyorum. Dallarıyla yem yemeyi öğretiyorum arkadaşlar ben yavrulara. Daha kolay öğreniyorlar. Kabuğu normal yeme nazaran biraz daha ince olduğu için hani direkt kırılıyor ve hayvanlar da karnını doyuruyor. Şöyle yuvamızı açalım. Bunlar yumurtlamışlar mı? Bunlarda henüz bir şey yok. Şöyle bakıyorum. Ama bu poposu ciddi anlamda şiş, bunun da hamile zaten, dışkılarından bariz belli. Diğer beklediğimiz takım burada arkadaşlar, bunlardan yumurta bekliyorum. Ama bunlardan da şu an yumurta yok. Ben normalde bu iki takımdan, bir de şuradaki gri takımdan daha önce yumurta bekliyordum ama gri onlardan hızlı çıktı. Ben griyi biraz daha geç düşünüyordum. Bakalım, inşallah onlar yumurtayı doldurabilmişlerdir. Bunların yumurtasının dolu veya boş olduğu da 4 ila 5 gün sonra, yani yumurta 4-5 günlükken belli olacak arkadaşlar. Damarlanma o zaman başlıyor yumurtada. O zaman telefonun flash yardımıyla yumurtayı kontrol edeceğiz. Dişimiz şu an yuvada. Yumurta gözüküyordur büyük ihtimalle. Gözüküyor. Bir yumurta da bunda var arkadaşlar. Bu iki takım şu an başladı. Şimdi sırada benim beklediklerim. Dediğim gibi iki takım burada var. Şöyle gösterelim. İki takım burada var. İki takım, hatta üç takım burada var arkadaşlar. Altta parçalarım var. Onlardan da %100 gelecek. Bu arada hepsi yemlerini eşelemişler. Sıcaktan buladıkları için yapıyorlar genelde. Birazdan yemlerini ve sularını yenileyeceğim arkadaşlar. Sıcak havalarda genellikle sulukları taze veriyorum. Hayvanlar biraz daha rahatlasınlar diye. Bu üç takım var. Japonesimiz var. Japonislerden de bekliyorum. Bakın, Japonesimiz ilana koymuştuk biliyorsunuz. Dişimiz şu an yuvada yatıyor. Bunlarda da bir sıkıntımız yok. Şöyle yumurtlayan dişimizi gösterelim sizlere. Sağmadayken bizi çok bekletmez diye sizlere söylüyordum zaten. Öyle de oldu hakikaten. Direkt yumurtladı sağ olsun. Bunların dışkısında bir büyüklük henüz yok. Ama çiftleşmeler devam ediyor. Yuvada yatma devam ediyor. Yakın zamanda bunlardan da yumurta gelecek arkadaşlar. Dişinin ilk kuluçkası olduğu için hani yumurtayı eşe attığım haftasında beklemiyorum. Bir ay kadar bile sürebilir yani yumurtanın gelmesi. Çünkü düzenli çiftleşme şu an bunlarda çok yoktu. Ama son 3 gündür bunlarda düzenli çiftleşme var. Dişimiz zaten bakın yuvaya olan ilgisini görüyorsunuz. Yuvaya sürekli giriş çıkış var. Yuvada yatmaya başladı uzun süreli. Bu da yumurtlayacağının bir göstergesi. Bu normalde dün falan yumurtlaması lazımdı aslında. Şöyle bakalım. Ama hala yumurtlamamış. Bunda yumurta tıkanıklığı olabilir arkadaşlar. Bunu ne zaman ben tedavi uygulayacağım eğer öyle bir şey varsa. Şu an hareket falan edebiliyor. Gördüğünüz gibi sağa sola falan girebiliyor. Kafesten çıkıyor, yemini suyunu içiyor. Yumurta tıkanıklığı olduğu zaman arkadaşlar hayvan titremeye başlar. Rahat hareket edemez. Normalde tümekte sağa sola dönebiliyor ya. Yumurta tıkanıklığı olduğu zaman sağa sola dönme olmuyor arkadaşlar. Bacaklarını falan kullanamıyor fazla. Yani tek düz hareket yapıyor. Sadece sağa sağa gider ya sol sol gider. Dönüp de yani hızlı bir şekilde gidemez. Ama şu an hızı gayet yerinde. Bir sıkıntımız yok. Günlük düzenli olarak zaten bunun kontrolünü gerçekleştiriyorum. Normalde yumurtlaması lazım diye düşünüyorum. Yumurtlayamazsa yumurtayı ben çıkartacağım. Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz. Daha önceden çok yumurta çıkarttık kuşlardan. Böyle yumurta tıkanıklığı olabiliyor. Gayet normal. Dediğim gibi buna da öyle bir tedavi uygulayabiliriz. Parçalı takımım burada. Bakın dişi yuvadaydı, yeni çıktı. Bunun da dışkısı büyümüş arkadaşlar. Bakın. Bu yeni yaptığı dışkı. Daha şimdi yaptı. Şöyle gösterelim. Bu erkeğin dışkısı. Şu ikisi dişinin dışkısı.
Gördüğünüz gibi dışkılar büyümeye başlamış. Bunlar da garanti hamile diyebiliriz artık. Bakalım bunlardan nasıl bir mutasyonda yavru gelecek. Yuvaya bakalım. Yuvada yumurta olacağını çok sanmıyorum. Çünkü bunları ben sonradan eşe attım arkadaşlar. Bunlardan önce yumurtlaması gereken şurada iki takımım var. Burada iki takımım var. Bunların daha önce yumurtlaması lazım. Şu an bunlarda da gördüğünüz gibi yumurta yok ama bu hafta bu 5 kafeste dolacak diye düşünüyorum. Şunu biraz daha geç olabilir. Ama bu 4 kafes garanti bu hafta dolacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama şeye çok sevindim mesela, bakın bu yumurtayı dolduracağını çok sanmıyordum. Çünkü dişinin kuyruk kaldırırken çok gördüm ama erkeğe eşlerken görmemiştim. Erkeğimiz de eşlemiş, gayet başarılı bir kuluçka olmuş. İlk yumurta dolu şu an. İlk yumurta dolu gözüküyor. İnşallah devamı da o şekilde dolu olur. Şöyle girelim. Şimdi sıra bunlarda, bakın popo kısmındaki büyümeye bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Şişliği görüyor musunuz, bakın popo kısmında. Orada yumurta var işte. Bunlardan da dediğim gibi bu hafta içerisinde diğer kafestekilerin olduğu gibi bunlardan da yavru yumurta gelecektir arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Dişimiz de hamile, bakın Japonya dişimiz, ilanı attığımız sahiplendirilecektir diye. İsteyen olursa halen verebiliriz. Yumurtaları kaydırıp o şekilde veririm. Yumurtayla gönderemem. Gönderirsem hayvan strese girer. Bu sefer yumurtaması geç olur arkadaşlar. Ve hani yumurtayla göndersem bile yumurtalar ziyan olacak. Hani bir de bile bile de lades olmaya gerek yok. Hani gönderilirse yumurtasız bu şekilde gönderiliyor zaten. Bütün takımları o şekilde gönderdik şimdiye kadar. Hem hayvan strese girmesin diye hem de yumurtalar ziyan olmasın diye arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Yukarıda iki tane erkeğim var. Bunun sağdaki olanı bir tane dişi ayarlayacağım arkadaşlar yakın zamanda. Ayarlamaya çalışacağım daha doğrusu. Kesin bir şey söylemeyeyim. Ayarlayabilirsek gayet güzel olacak. Ayarlayamasak da yapacak çok bir şey yok arkadaşlar. Mecbur kendi yavrularımızdan bekleteceğiz. Şöyle aşağıya geçelim, hatta yukarı bunlara bir bakalım. Bunlar şu an yuvaya girip çıkış yok. Araları iyi. Anlaşıyorlar ama yuvaya girip çıkmıyorlar arkadaşlar. Erkeğimiz halen tüyde çünkü. Odaklayabilirsem. Odaklayamıyorum, bir dakika. Bunlar da Japones BF arkadaşlar. Dişimiz tünekte olan, erkeğimiz yerde olan. Bunlar da kremiye takım. Dişimiz kırmızı göz bu arada. Burada da diğer Japones takımım var. Bunlar anlaşmaya başlamışlar. Araları gayet güzel. Şöyle aşağıya geçelim. Burada kurtardığımız dişimiz var. Gayet güzel arkadaşlar. Kilo aldı da bayağı bir. Bakın önceki halini hatırlarsanız, hani nasıl diyeyim, böyle kabarık, bayağı bir zayıf kuru bir şey gözüküyordu. Şu an göğüs kısmı çıktı bakın. Demek ki tedavi buna etki etmiş ve beslenmemiz de gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Verdiğimiz besinleri de eksiksiz bir şekilde yiyor. Zaten iştah kesilseydi kurtulamazdı arkadaşlar. İştah çok önemli bu hastalık durumlarında. Yemeden içmeden kesilince maalesef olmuyor. Bakın bunlardan da yumurta bekliyorum bu arada. Yuvada çok fazla vakit geçirmeye başladılar. Araları çok çok güzel. Zaten ilk eşi attığım zaman dişimiz kuyruk kaldırmıştı bu erkeği ama çiftleşme gerçekleşmemişti. Dediğim gibi yuvaya giriş çıkış bunlar da devam ediyor. Bakalım bunlardan da bekliyoruz. Bunlar da sahiplendirilecek takımlar arasında. Sahiplendirilmezse de yapacak bir şey yok. Zaten yavru yumurta verecek bir takım benim gözümde. Verilmese de çok da önemli bir şey değil arkadaşlar. Sonuçta yavru verecek bize. Bakın bunlar da gördüğünüz gibi gene yuvada. Aşağıda bir tane rainbow erkeğim var. Buna bir tane dişi belki ayarlayabiliriz. Sultanlarımız çiftleşmelerine devam ediyor arkadaşlar. Bu takımın çiftleşmeye devam ediyor. Yukarıdaki takım yeni eşleme. Dişinin daha önceden başka bir erkeği vardı. Bu yuvaya girmeye başladı. Bu da 2 gündür yuvaya falan giriyor. Erkek yuva ağzında falan bekliyor. Onlar da büyük ihtimalle olacaktır. Normalde o erkeğin kendi dişisi. Buradaki salmadaki dişimiz arkadaşlar. Öyle göstereyim. Bu da hasta dişimiz. Onu buraya koyduk. Düzenli yem ve suyunu veriyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Bakın kuşları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları bekleyeceğiz. Bakın sarılar da yine aynı şekilde. Bunları da bekleyeceğiz. Bunları niye bekleyeceğiz? Bunlar genç kuş arkadaşlar. Yeni kızgınlaştılar. Yeni anlaşladılar daha doğrusu. 5-6 aylık civarı. Yeni anlaşladıkları için bunları birazcık bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz yani. Bunlara birazcık zaman vereceğiz. Elimizden gelecek başka bir şey yok. Ne yapabiliriz? Belki kızgınlaştırıcı vitamin veririz. Onları zaten yaptığımız mamalarda koyuyoruz arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi hani onu al, diğer kuşa eşaat falan yapmaya gerek yok. Kuşlar anlaşıyor gördüğünüz gibi. Bakın birbirlerini kaşıyorlar, besliyorlar. Alttakiler de gene aynı şekilde. Bunlar anlaştılar. Bunları ayırmayacağım. Yumurtlayana kadar birlikte kalacaklar. Belki kafeslerini değiştirebiliriz eğer yuvaya giriş çıkış olmazsa uzun bir süreç. Onun haricinde ekstra yapılacak bir şey yok. Durumlar bundan ibaret. Yani şu an kısacası iki tane yuvamız doldu arkadaşlar. Sezona iki yuvayla başladık. Diğerleri de dolmaya devam edecek. Şöyle
Totalde kaç tane takımımız oluyor? Sultanları da sayarsak. 2 orada var. 2 burada var. 4. Yumurtlayacakları sayalım. Ya da bunları da sayalım. Bunlar da anlaştılar sonuçta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 takım ev ortamında gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Ben ev ortamında bakıyorum. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Ev ortamında bakıyoruz arkadaşlar kuşlarımıza biz. Salma kafesimiz de var. Çıkan yavruları da salma kafese atıp dinlendireceğiz arkadaşlar. Ya da veya kendimiz ayıracaksak orada gelişimlerini tamamlayacağız. Onun haricinde salma kafeste sultanlarımız falan var. Onlar da belki sahiplendirecek. Şu zaten bugün gidiyor arkadaşlar bu akşam. Bu yavrumuzu İstanbul'a gönderiyoruz. Onun eğitimini ben tamamladım. Elefe'den geliyor. Kardeşimize eğitimi bir şekilde göndereceğiz. Onun haricinde diğerleri şu an bizde. İkisi de anaç dişi. Yavru veren bir dişi. Hani iş yapan bir dişi. İsteyen olursa onları da sahiplendiririz arkadaşlar. Zaten en son yavru aldığım dişim bu sarı dişim. YouTube'da veya Instagram'da videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Yavru bakarken, yumurta yatarken videoları var, mevcut. Şu anlık başka söyleyebileceğim bir şey yok. Totalde 15 takım mısır olacak yani. Çünkü şu mavi dişi de zaten buradaki yeşilin eşi. Attığım gibi direkt çıkacaklardır. 15 takım var diyelim arkadaşlar. Onun haricinde şu anlık bir şey yok. Şunlara falan alırsam 16-17'ye falan çıkacak. Onu da zamanla ayarlayacağız yani. Şu an net bir şey söylemeyeyim sizlere. Dişi bulabilirsem olacak. Bulamazsam olmayacak tabii ki. Videomuz kısacası buraya kadar arkadaşlar. Bu arada sarıyla gri çiftleşecekler. İsterseniz birazcık bakalım onlara. Bir girişimde bulundular. Birazcık gözlemleyelim. Bakalım ne olacak. Dişi bayağı bir şişmiş poposu. Fark ederseniz hani hareketleri de birazcık yavaşlamış böyle, hani hızlı hızlı değil de ağır ağır gidiyor sağa sola. Yumurta %100 var zaten bunda. En başından beri ben diyorum. Aynı şekilde alttaki mavi dişinde de var. Şu an yuvada yatıyor zaten. Bunlardan yakın zamanda yumurta gelecek arkadaşlar. Güzel. Sarılar da bayağı iyi anlaşıyorlar. Sizin görmeniz de iyi oldu bu arada. Bunları. Bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Kafes plastik olduğu için, özellikle folluk plastik olduğu için arkadaşlar, yuva plastik olduğu için kuluçka süreleri biraz daha gecikebiliyor. Normal sunta yuvalığa göre. Hayvanlar biraz daha geç alışıyor bu yuvaya arkadaşlar, ama diğer sunta kafeste veya tel kafeste çok hızlı bir şekilde kuluçkaya yatabiliyorlar bu dolap kafese göre. Ama dolap kafese de alıştıktan sonra sürekli yumurtluyor, yani başka bir sıkıntısı olmuyor. Sadece alışma süresi birazcık uzun oluyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Hatta görüntü olarak bence dolap kafes daha güzel yani şu tel kafeslere göre. Şöyle gösterecek olursam. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu akşam canlı yayın olabilir. Garanti bir şey vermiyorum. Olursa zaten Instagram'dan duyuru yayınlayacağım. Sormak istediğiniz sorular varsa canlı yayından bizlere sorabilirsiniz. Olursa saat 9'da olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın kanalımızda. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.